Muhterem Hazirun, bize Allah kelamından başka bir şeyin konuşma müsaadesini vermediler ama hocalarımın affına sığınarak takdimci kardeşimizin de müsaadesiyle biz bugün buraya İstanbul'dan geldik. Ancak Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i Münevvere'de Abdülkadir Kaptan hocamla beraber Türkiye'den giden ve dünyanın her bir köşesinden gelen ve hasta olduğunda hislerine, hastalığına tercüman olacak, tercüman olarak İstanbul'dan, Ankara'dan, ülkemizin her tarafından gönlü arkadaşlarımızla o mübarek topraklarda bulunup görev yapmak bizlere nasip oldu. Ben huzurunuzda Abdülkadir hocama oradaki arkadaşlığından ve oradaki arkadaşlığımızın vesilesi olarak bugün bu gecede Kayserililerle sizlerle beraber bu manevi atmosferi paylaştığımızdan dolayı teşekkür ediyorum. Ancak yüksek müsaadenizle orada hocama anlattığım, hac yolunda beraber olduğum arkadaşlarımla paylaştığım, bundan tam 15 sene önce Dünya Kur'an-ı Kerim okuma yarışmasına Mekke-i Mükerreme'ye gittiğim anı, Mekke'de Kabe'nin altın kapısından içeri girişimizi anlatmıştım. Müsaade olursa kısaca onu arz etmek istiyorum efendim. Yeryüzünde Kur'an-ı Kerim'i en iyi okuyan hafızlar, Mekke-i Mükerreme'de Kur'an'ın doğduğu, vahyin nazil olduğu o topraklara gelir ve orada dünya jüri üyelerinin huzurunda birbirleriyle yarışırlar. Allah kelamının en güzel okuyanı kim olacak diye, bu sene kimin bayrağı dalgalanacak diye Kur'an şehrinde birbiriyle yarışırlar. Ancak Kur'an yarışmalarının sonuçları ilan edildiği akşam, yani o gecenin sabahında herkese birer tane şöyle yuvarlak, küçük, sarı, altın rengi rozet dağıtırlar. Bu rozetleri dağıtırlarken şunu dediler, hafızlar, kimde bu rozet varsa gittiğimiz yere o ancak girebilecek. Buna sahip çıkın, rozeti kaybolanı gittiğimiz yere götürmeyeceğiz. Bize Kabe'nin altın kapısından içeri gireceğimizi söylemediler. Ancak içimizi bir sevinç kapladı. Biliyorduk ama hangi an olduğunu bilmiyorduk. Kabe'nin şimdiki hali, o tünel şeklinde merdivenlerle yukarı çıkan kısım yeni yapılmıştı. Otobüsler yanaştı. Kapıdan aşağı indiğimizde adeta etten duvar değil, koridor yapmışlardı. Askerler şöyle karşılıklı eğilir vaziyette dünyanın en meşhur genç hafızlarına kıyamda durur vaziyette, biz onların önünden geçerken onlar bize böyle bakıyorlardı. Biz küçüktük. Fakat Kur'an hafızları gelmiş diye 2000-2500 tane asker bizi kırmızı halının üzerinden geçerek Ravza'nın içine, Kabe'nin etrafını, evet, makamı İbrahim'i, Hacer-ül Esved'i de kapsayacak şekilde tamamen kapatmışlardı. Tam 240 tane hafız, hocaları ve yanında olan babaları, anneleri onları da aldılar. Yani bir hafız babasının elinden tuttu mu, "Men huve?" diye sorduğunda asker veya oradaki yetkili vakıflar görevlisi, "Ebi, babam" derse müsaade ediyordu. İşte dünyadayken cennete girmenin güzelliği ancak bu kadar yaşanabilirdi. Kabe'nin altın kapısının önüne geldik. Merdiven dayanmıştı. Ve oradan 5 yaşından tutun 25 yaşına kadar hafızlar hepsi peş peşe içeri giriyorlar. Düşünsenize, etrafında tavaf etmek için uğraş verdiğimiz, bu sene 7-8 milyon insanın olduğu, veda tavafını 3. kattan zorla yaptığımız bir Kabe'de tavaf, namaz,
bütün ibadetler sustu, durdu. Kim bu seçkin hafızlar? Hafız olduklarımızı bile bilmiyorlardı belki. Kim diye herkes bakar durdu, böyle baktılar. Küçücük çocuklar, Kabe'nin içine giren hışkırıklara boğuluyor. Yanımdaki hafız arkadaşımın boyu bu kadardı, daha 14 yaşındaydı. Nuh dedim, sakın selam verme, selam verirsen bizi dışarı atarlar. Selam verme dedim. Fakat küçük olduğu için girdiğimiz Kabe'nin içine girer girmez hem sağ hem sol tarafa her bir dört köşeye doğru ikişer rekat namaz kıldık. Dünyanın acaba bu tarafa mı şu tarafa mı diye kıblesine dikkat ettiği noktanın biz merkezindeydik. Dünyaya değil alemlere doğru namaz kıldık Kur'an sayesinde. Evet, iki rekat kıldık ama o iki rekat dünyalara bedeldi. 25 dakika içeride kalmışız. Meğer hafızları bizleri seven oradaki bir yetkili polisin şunları atın dediği anda onlar daha yeni geldi dokunmayın diye bize orada müsamaha göstermiş. Efendim Kur'an bu. Muciz. Biz aciziz. Ama dünyada da ahirette de mükafatı çok yüksek. Rabbim inşallah sizlere de yavrularınıza da orada olan hacıların duası inşallah tutacak. Gidemeyen gönlü orada olanlara da nasip eylesin. Buraya kadar gelmiş, mikrofonu da elime almışken 2002 senesinde 19 Kasım'da İstanbul'da bendeniz küçük bir kaza geçirmiştim. Bir vatandaşı kurtarayım derken iki tane kurşun yemiştim. Hatırlayanlarınız mutlaka vardır. Belki hepiniz bize dua ettiniz, amin dediniz, ne olduğunu bilmiyordunuz. Vatandaşlık görevimizi yaparken biz de iki tane kurşun yedik ama doktorlar dedi ki vallahi billahi 500 tane cerrah biz bir araya gelsek seni kurtaramazdık. Ameliyatta zarar gören organlarını yaşatmak için öyle bir uğraş veriyordu ki sağlam organların hocam görmeliydin dediler. Yine Kur'an sayesinde biz İkinci kez hayata döndük. Rabbimize hamdolsun yine onu okumak bizlere nasip oluyor. Hepsi Rabbimizin rahmeti, müminlerin, sizlerin amini ve Kur'an-ı Kerim'in bereketiyle oldu. Gecemiz mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun efendim.